Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bu file poşet, çanta, artık torba ne derseniz onun ikinci modelini göstereceğim. Birinci videoda da bahsetmiştim böyle bir çiçekliği yapacağım diye. Aslında bu yazlık bir çanta olarak da kullanılabilir. Ama benim gibi böyle biraz farklılığı sevenlere böyle düşündüm açıkçası. Market çantası olarak bile kullanabilirsiniz yani gördüğünüz gibi. Boyutu bir önceki videodaki lacivert fileden daha büyük, öyle söyleyeyim. Bakın yandan görüntüsü bu. Şimdilik bunu kaldırayım. Şöyle içi bayağı dolu. Daha da yer var yani aslında. Şöyle kaldırdığım zaman da hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani sağlamlık açısından kesinlikle kullanışlı ve gördüğünüz gibi görüntüsü de çok güzel. Yani benim filem diğerlerinden farklı olsun diyorsanız bence bu modeli uygulayın. Diğeri de klasik. Hatta iki tane örün. Çünkü zaten bir malum bir poşetle çıkmıyoruz marketlerden. Birkaç poşet, hatta daha fazla oluyor ama en az 2-3 tane fileniz bence arabada dursun, eğer arabanız varsa, yoksa da çantanıza koyarsınız. Şimdi bir de bu içindekileri boşaltayım, öyle bakın. Şimdi arkadaşlar malum içine koyduktan sonra bunun bir esneme payı var. Gördüğünüz gibi daha yeni çok ürün aldı. Boyutu bitmiş hali, örülmüş hali 33 santim boyu. Eni de 27 santim. Ben bu üst kısımda son sırada daraltma yaptım. Biraz da dikdörtgene çevirdik artık örgüyü. Onların hepsini göreceksiniz. Benim küçük boyutta geçenki lacivertte kullandığım gibi toplam 4 ip gitti. 2 tanesi bu açık kahverengi, 2 tanesi koyu kahverengiydi. Çok çok az, yani şu kadar falan açık kahveden arttı. Bir bu kadar da koyu kahveden arttı. Eğer sizin ipiniz çoksa bunu biraz daha büyütüp yandan ya da üstten nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Ama unutmayın, bunun bir esneme payı var, yani esniyor. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bu arada tığ ölçümü de vereyim. Tığım da 4 milim arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bu çok amaçlı bir çanta. Dilerseniz içine astar yapıp normal bir çanta olarak da kullanabilirsiniz. Örgülerinizi falan bununla da taşıyabilirsiniz. Yani her şekilde kullanabileceğiniz güzel bir çanta. Yapacakları şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi çiçeğimizin göbek kısmından başlıyoruz. Bunun için ben şimdi bir tarafını ördüm gördüğünüz gibi. Bunun bir çifti daha olacak. Yani iki tane yapıp yanlardan birleştireceğiz. İki tane yapacağız. Ben bir tanesini bitirdim tamamen. İkincisinin şu son sırasını örmeyeceğim. Onu bununla birleştirerek öreceğiz. Oraya kadar yapımı zaten aynı. Şimdi sihirli halkayla başlayacağız. Sihirli halkayı ben iki kere doluyorum. Bir kere doladığımda sıkıntı çıkarıyor. Ben iki kere dolamayı tercih ediyorum. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapın. Şimdi bilmeyenler için göstereyim. Parmağımı iki kere doluyorum. Tığımı içinden geçirip şuradaki ipi zincir çekiyorum. Parmağımı çıkartıyorum. İki zincir daha çekiyorum ve trabzan yapacağım. Bu halkanın içine toplam 16 tane ikili trabzan yapacağız. Şu bu baştaki çektiğim zinciri de trabzan sayıyoruz. 2 3 4 5. Şunu bir yere atayım. 6 7 8 16 tane çekelim arkadaşlar. 16 tane çektim. İpimi, sihirli halkamı iyice sıkıştırdım olabildiğince. En yakın bu kadar oldu. Bu baştaki zincirimizin üst tepesine batıyorum.
Birleştirdikten sonra 6 tane zincir çekiyoruz. 3, 6. Çektikten sonra bir tane ipimi tığa alıp o başlangıç noktasına ikili trabzan yapıyoruz. Bakın burada bir halka yuva oluştu. Şu yaprağın içini doldurmak için. Şimdi hiç bir zincir çekmeden sadece ipime tığ aldım. Bir tane boşluk atladım, yanındakine battım ve oraya ikili trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. Sonra tekrar aynı noktaya ikili trabzan yapıyorum. Bakın V'leri oluşturuyoruz. Şimdi tekrar hiçbir zincir çekmeden bir boşluk atlayarak ikili zincir, 3 tane zincir çekiyorum. İkili trabzan yaptım, pardon. 3 tane zincir çektim, tekrar ipimi aldım. Aynı noktaya yine ikili trabzan yaptım. Şimdi bir V daha oluştu. Bunun gibi toplam 8 tane olacak. Çünkü 8 tane yaprağımız var. Aynı şekilde zincir çekmeden ipimi aldım. Bir boşluk atladım. Ve ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Aynı noktaya ikili trabzan. İpimi aldım. Bir boşluk yaptım. İkili trabzan. 3 tane zincir. Aynı nokta, ikili trabzan. Tekrar bir boşluk atladım. İkili trabzan. 3 tane zincir, aynı nokta, ikili trabzan. Bir boşluk atlayarak ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı nokta, ikili trabzan yapıyorum. Son, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi artık 8.'yi yapıyorum. Bir boşluk atladım, ikili trabzan. 3 tane zincir. Ve aynı noktaya tekrar ikili trabzan. Evet, şimdi yanımdakine geçiş yapıyorum. Kaydırma tekniğiyle. Şimdi bunun içine, bu dolgulara toplamda 5'er tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu en alt kısmı yapıyoruz yaprağımızın. İlk önce zincir çekiyoruz her zamanki gibi. Sonra ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Tam 5 tane. 3. Bu tabii ki ilk çektiğimiz zincir de bir trabzan sayılıyor. 4 ve 5. Araya bir zincir çekiyorum. Sonra tekrar diğer yuvaya hiç direkt batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 5 tane. Bütün o V'lerin içinde 5 tane ikili trabzan olacak. Araya da bir zincir. İlk sıra için böyle. Araya bir zincir çektim. Yine yandakine battım. 5 tane ikili trabzan. Dört. Beş. Bir tane zincir çektim. İkili trabzan. İki. Üç. Dört. Beş. Bir tane zincir. 5 tane ikili trabzan. İlk sırada araya bir zincir ve 5 trabzanla bitireceğiz. İkinci sırada artırma yapacağız arkadaşlar. 7'ye çıkaracağız. Artırmaları da göstereceğim. Ve aradaki o bir zinciri 2'ye çıkaracağız. Şimdi bir zincir çekiyoruz ya. Onları 2'ye çıkaracağız. Bir zincir, 5 tane ikili trabzan.
Bir zincir. 5 tane. 2 litreden artık son. Geldik. Artırmayı göstereceğim. 2 tane yapacağım ayrı yaprakta. Çünkü başlangıçta farklı olabilir. Daha sonra sıra sonuna kadar kendiniz yaparsınız. 4. Sonuncu artık. 5. Bir zincir çekiyorum ve başlangıç noktamın zincirine tepesine batıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum, yukarı çıkıyorum. Burada artık 7 tane olacak. Pardon. Artırmayı başta bir sonda yapacağız. Bir tane, 3 tane zincir çektim. Bu birinci trabzan sayıldı. Aynı noktaya hemen dibine bir tane trabzan daha yaptım. 2. Yanına yapıyorum. 3. 4. 5. Son trabzana da yine çift batıyorum. Bir başa bir sona çift batıyoruz. 6 ve 7. Şimdi 5'ti, 7 oldu ikinci sırada. Arada 2 zincir olacak. Diğer trabzanın başına batıyorum. Bir tane trabzan. Aynı noktaya bir kere daha batıyorum. Ve sırayla gidiyoruz. İki, dört, altı. Bakın, son trabzana bir tane daha yaptım. 7. Bir, iki tane araya zincir. Arkadaşlar, bundan sonra sıraya sonuna kadar aynı. Siz de yapın. Ben de öreyim. Devam edelim. Çift, başta çift, sonda. Şimdi ikinci sıranın sonuna geldim. İki tane zincirimi çektiğim şu üç tane yukarı çıktığım zincirlerin başına battım. Buna batmak önemli arkadaşlar. Bakın, bir püf noktası. Ben bu 3 zincirin başına değil de şu yanındaki yere batarsam burada bir daraltma yaparım. Bir eksiltme yaparım. O yüzden mutlaka bu yukarı çıktığımız zincirin başına, kafasına batın. Şimdi 5'ti, 7 oldu. Şimdi 9 olacak. Yine bir çoğaltma olacak. Yine yukarı zincire çıkıyorum. Aynı noktaya tekrar çift batıyorum. Ve toplamda 7 idi. 9 tane trabzan yapıyoruz. Başta ve sonda yine her zamanki gibi çoğaltmalarımızı yapacağız. Sekiz ve dokuz. Şimdi araya tekrar iki tane zincir çekeceğim ve yine tığımı aldım. Bakın, şimdi ilk trabzanın kafasına batıyorum ve iki kere batıyorum çoğaltmak için. Bu şekilde devam ediyorum trabzanla ta ki son sıraya gelene kadar. Son sırada da tekrar çift batıyoruz. Bunu da öreyim. Sıra sonuna kadar. Sonra devam edelim. Videoyu durduracağım. Bakın, 8 olması lazım şu anda. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8. Evet. Bir tane daha aynı noktaya. 9. Araya 2 zincir ve devam. Bu sırada bitti arkadaşlar. 2 tane zincir çektim. Yukarı çıktım. 3 zincirin başına battım. 3 zincir çekip artık çoğaltma yapmıyoruz. 9'da en son. Yine 9 sıra öreceğiz ama bir tek farkla şu arada çektiğimiz 2 zinciri 3 zincire çıkaracağız. Sadece fark o. Hiçbir çoğaltma yapmıyoruz. Yine 9 olacak trabzan sayısı. Ne azaltma ne eksiltme yok.
Sadece başlarına bir kere batın yani. Bu arada arkadaşlar, şu gördüğünüz motife daha açık renk kahverengi olan kısmı hemen hemen şu benim kullandığım makrame buydu. Eskiden kalma bir, yani belki şimdi daha büyük bobinler vardır. Bunlar benim eskiden kalma elimde. Bir tane sadece şu açık kahveye gitti. Koyu kahveye de hemen hemen bir tane gitti. Çift olacağı için toplam 4 tane gitmiş olacak. Bunların fiyatları uygundu. Yanlış hatırlamıyorsam 1,5-2 lira öyle bir şeydir yani. Büyük bobin varsa siz mesela öyle alırsınız. Bunlar dediğim gibi eski ürünler. 2, 4, 6, 8, 9 bakın. Hiçbir artırma yok. 1, 2, 3 tane zincir çektim sadece. Aradaki birleştirme yerinin sadece zinciri artıyor. Trabzanlar bir sayı değişikliği yok. Bu şekilde sıra sonuna kadar yine devam edelim arkadaşlar. Son sırama geldim. 3 zincirimi çektim. Bakın şimdi bir tane bundan sonra artık eksiltme yapacağız. Bu sıram bitti arkadaşlar. Şimdi artık 9'du biliyorsunuz. 7'ye indireceğiz. Bunun bir üst sırasında artık daraltma yapacağız. Nasıl yapacağız? Bağladım. 1 tane zincir çektim. Yanındakinden aldım. Yavaşça bir daha yapayım. Hatta bir zincir çektim. Hatta iki zincir çekeyim. İp burada. Aslında bitirmedim üçüncüyü. Aldım. Normalde iki kere de çekilen trabzanı bir kere de çektim. Bakın burada iki tane ilmek kaldı. Şimdi bunu bir kere de çektim. Bu iki ilmek bir ilmek sayılacak. Bir trabzan sayılacak. Pardon. İlmek diyorum. Bir trabzan sayılacak. Bu bir oldu. 2 3 4 5. Şimdi 6 ile 7'yi bir öreceğiz. Nasıl yapacağız? Gene bir trabzanın yarım çekiyorum, ikili trabzanın. Onu bekletiyorum burada. Sıradaki ikili trabzanı da yarım çekiyorum. Hepsini bir örüyorum. Bakın şu anda 7 tane oldu. Şöyle üstten sayarsak sadece zincir kısımları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şununla beraber, şununla. Evet. Bu küçültme yaptık ya otomatikmen. Şimdi şu da küçülecek, 7 olacak. Şu arası açılmış olacak. O zaman burada ne yapıyoruz? İlk de 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektikten sonra şu zincirin normalde hani üzerinde ördüğüm var de buradan yarım çekiyorum yine ipime tığ alıyorum. Onun yanındaki trabzanın kafasına batıyorum. Onu da yarım alıyorum. Sonra hepsini bir çekiyorum. Ay kaçtı. Hepsini bir çekiyorum. Yarım yarım ikili trabzan yapıyorum. Tığda bekletiyorum. En son üçünü bir çekiyorum arkadaşlar. Daraltma böyle oluyor. Şimdi tekrardan ikili trabzan. Bakın onu bir sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 7'yi ikisini bir alacağım. Bakın boşla battım. Yarım trabzan çektim. Sonra tekrar ipimi aldım. Yanındakine battım. Onu da yarım çektim. En son hepsini bir çektim. Bu da bir trabzan olmuş oldu. Yani 7. trabzan olmuş oldu. Burada 6 tane çekmiştik. Şimdi 9 tane çekeceğiz zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu 9 tane çektiğim zincir köşe olacak. Şurası. Şu an şurayı yapıyoruz bakın. 9 tane zincir çektim ve ikili trabzanı yine yarım yapıyorum. Sonra yanındakine batıyorum. Onu da yarım yapıyorum. Hepsini bir çekiyorum. 1.
2 3 4. Normalde daha büyük zincirler çekilebilir ama arasından düşeceği için zinciri azaltıyoruz. 3 5 6 yine 7'yi daraltıyoruz arkadaşlar. 7'ye indiriyoruz. Bir tane yarım, tekrar batıyorum. Tekrar yarım, hepsini bir. Şimdi 6 zincir çektim, 9 zincir çektim. Şimdi yine 6 zincir çekeceğim. 2 3 4 5 6. Bundan sonra hep 7'de indireceğiz ya. 6 9 6 9 6 9 6 9 diye toplam 4 kenar olacağı için 4 tane 9, 4 tane 6 zincir olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örelim. Son yere geldim. En son 9 zincirleri burada 6 ile başladığım için 9 ile bitiyor. Ve birleştiriyorum arkadaşlar. Evet. Bundan sonra 7'ye indirmiştik. Şimdi 5'e indireceğiz. 5 tane trabzan yapacağız. Şimdi ben şöyle göstereyim, bir orayı size baştan anlatayım. Şu tepeden aldığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 otomatikman bir tane eksilmiş oluyor. İkisinin ortasından. 2, 3, 4, 5'i de yarım yarım yapacağım. Yarım trabzanlar, hepsi bir. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Şimdi bakın, burası 6 zincirdi. 3, 6, evet. 6 zincir daha çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6. Ortadan bağlayacağım sık iğneyle. Bir 6 zincir daha yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra bakın, şuraya batmıyorum, şuraya batıyorum. Ya da buraya batmayıp şuraya batıp yarım yarım da yapabiliriz. Daraltmayı. Yarım yarım. Hepsini bir. Bir oldu böyle. 2 3 4 5 yine yarım yarım yapacağım. Yarım trabzanlar ve hepsini birleştirdim. 5. Şimdi burası 9 zincirli olan kısım. Bu 9 zincirliği nasıl yapacağız arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekeceğim. 1 2 3. zincirin tepesinden batıp sık iğneyle bağlayacağım. Bunları bilerek bu zincirin arasından giriyorum ki kaymasın diye. Çünkü burada 3 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7. Bakın, bu ortadakini 7 tane çekeceğiz. Şu iki kenardakini 6, ortadakini 7. Şimdi 3. zincirden tekrar batacağım. Zaten 6 9 diye 3 3 3 olmuş oldu. Şimdi yine 6 tane çekeceğim. 3 4 5 6. Şimdi bunu trabzanla bu tarafa bağlayacağım. Bunu da yarım yarım yapacağız. Nasıldı? Bir yarım, yanındakine batıyorum. Yarım, hepsini bir. Birinci trabzanım oldu. 2 3 4 ve yarım yarım yine bir trabzan yapacağım. Ay, kaçtı.
Hepsini bir çektim, bir trabzan. Şimdi yine geldim. Burada 6 zincir çekmiştim. 6 tane zincirimi çekip 3 4 5 6 bir kere sık iğne ile bağlıyorum. Bir 6 zincir daha çekiyorum. 3 4 5 6. Şimdi yine trabzan yapacağım. Ve yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Yine yarım yapıyorum. Hepsini bir çekiyorum. 1 2 3 4 Artık bunu yarım yapacağız. 5. Birinci yarım, ikinci yarım ve üçünü bir. 5. Şimdi burası kaçtı? 9 zincirdi. Buraya ne yapacağım? Her köşede aynı işlem. 3, 5, 6 tane zincir çekeceğim. 3. zincire batacağım. Sabitleyeceğim sık iğneyle. 7 tane zincir çekeceğim. Onu da tekrar 3. zincirin arasına gireceğim. Onu da sabitleyeceğim. Ve yine 6 tane zincir çekeceğim. 6, 7, 6. Hep aynı sistem. 2, 3, 4, 5, 6. Şurası yani. Bakın şurası. Köşe. Burası da sadece 6, 6 bağladığımız nokta. Ve yine trabzanlara devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapın. Takıldığınız nokta alırsa geri sararsınız. Tekrar izlersiniz. Şimdi bu sırayı da bitirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4 tane köşe oldu ve yavaş yavaş artık kareleşmeye başladı motifimiz. Şimdi artık kesme işlemi yapacağız. Bu şu çiçeğimizin sonu yaprağı ucunu yapacağız. 5 ilmekle başladığı için 5 ilmekle bitecek. Yine başlangıçta 3 tane zincir çekip yukarı elimde tutuyorum. Hani bu yarım yarım çektiklerim vardı ya, ikisini bir alıp ördüklerim. Burada bütün ilmekleri aynı şekilde yarım yapacağız. İkili trabzan yapıyormuş gibi ipimi alıyorum. Tek trabzan çekip tığımda bekletiyorum. Bütün 5 tanesini birden hepsini çekeceğim. Hepsini beklettim ve hepsini birden çektim. Şimdi merak etmeyin, bir daha göstereceğim. Bir zincir çekiyorum başına, sabitliyorum. 6 tane zincir, 3 4 5 6 ve şu 6 zincirin ortasına batıyorum. 6 zincir daha. 1 2 3 4 5 6 Şimdi şuraya batıyorum. 6 zincir daha çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bakın şu 2 tane bir yaptığım yarım yarım tepesi azalttığım yerin tepesine batıyorum ve yine yarım çekip bırakıyorum. Onun yanındakine batıyorum, yarım çekip bırakıyorum. Onun yanındaki trabzana batıyorum, yarım çekip bırakıyorum. Tam 5 trabzana birden aynı işlemi yapıyorum. Hepsini tığımda bekletiyorum. Ve bakın şimdi hepsini birden çekeceğim. Gördüğünüz gibi ve bir zincir, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çekiyorum. Bu kısma sabitliyorum. Şimdi tekrar 6 zincir. 3, 4, 5, 6. Bu sefer bu köşe noktasını oluşturacağım. 2 tane 2 3. zincire batıp sık iğne yapıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Köşe kısmı olduğu için burada bir artırma yapıyorum. Tekrar 2 tane atlayıp içine batıyorum ve 7. Şimdi bir 6 daha öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Bütün köşeler aynı sistem kuruluyor. Şu ortadakine
6, 7, 6 diye 3 tane aynı yere kafes yapıyoruz. O kısım oradan hem artma oluyor hem köşe kısmını koruyor. Şimdi en son 6 tane zincir çektim. Bir 6 tane daha çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Tığımı alıyorum. Şu tepeye batıyorum. Yarım çekip bırakıyorum. Onun yanındakine yarım çekip bırakıyorum. Onun yanındaki trabzana yarım çekip bırakıyorum. Onun yanındaki trabzana batıyorum. Yarım çekip bırakıyorum. 5 trabzana birden aynısını yapıp hepsini birden içinden geçiriyorum. Sıkı bir şekilde ilk zincirimi attıktan sonra 6 tane zincir çekiyorum. 6 ve yanındaki zincirin ortasına sabitliyorum sık iğneyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir daha çektim. Yine tepeye battım. Bir 6 daha çekiyorum. Bu arada bu açık renk kahverengiyle ördüm son sıra. Artık yaprak kısmı bitiyor çünkü. Bundan sonra koyu kahverengiye geçeceğim. Tabii ki siz tek renk yapıyorsanız tek renk yapın. Benim elimde 2 tane açık kahve, 2 tane koyu kahve vardı. Ben de böyle yapmayı uygun gördüm. Siz dilerseniz tek renk yapın. Hiçbir ip kesme işlemi yapmamış olursunuz. Hepsini yarım yaptım konuşurken. Bir kere de çektim. 6 zincir, yanındaki zincirlerin tepesine. Şimdi bakın köşeye geldim. Ne yapıyordum? Önce bir tane 6, 3, 4, 5, 6 sabitliyorum. Sık iğneyle. 7 tane zincir. 4, 5, 6 ve 7. Tekrar sabitliyorum araya girerek. Kaymaması için yapıyorum. Normalde diğerlerinde biliyorsunuz zincirin arasına yapmıyorum ama bunu da yapıyorum. 3, 4, 5, 6 tane zincir daha bu sefer ortadan sık iğneli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir yine. Şimdi bir yaprak daha kapatma işlemi. Bütün yapraklar kapanana kadar, bitene kadar yarım yaptım. Ay aynı yere batmışım. Karışıklık olmuş bir dakika. Heh, yanlış yere yapmışım. Şuradan yapacağız. Yarım çekip bırakıyorum. Yarım çekip bırakıyorum. Yarım çekip bırakıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Sıkı bir zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bütün 8 tane yaprağın hepsini bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şimdi size bir püf noktası vereceğim. Ben şimdi yapraklarımı bitirdim. İkinci bir renge geçeceğim için 6 zincir çektim. Bunun başına batacağım. Ama siz aynı renkle yapacaksanız 3 zincir çekip şuraya batıp ikili trabzan yapacaksınız. Böylelikle bakın bir onu da göstereyim, anlatmayayım. Şimdi diyelim siz aynı iple devam ediyorsunuz. 3 tane zincir çektim. Trabzan için ipimi aldım. Şu kısma battım ve ikili trabzan yaptım. Bakın ne olmuş oldu? İpim ortada kalmış oldu. Bundan sonra yine 6 6 6 diye gideceğim. Ama ben aynı iple örmeyeceğim için ne yapacağım? 2 3 4 5 6 yapıp bunu buraya sabitledikten sonra ipimi değiştireceğim. Aramızdaki fark bu olacak tek renk yapanlarla. Bir tane zincir çekiyorum. Bu arada bakın ipimden şu kadar kaldı. Yani açık renk ipten bu kadar kaldı. Malum trabzanlar bayağı ip yiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi Allah'ın izniyle orta kısmı bitti. Zaten en zaman alıcı kısım bu. Bundan sonrası çok kolay. Bu iplerin ucunu yakarak şöyle yapıştırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Daha güvenli olur diye. Şimdi size ikinci ipe renge başladığım için şu ortadan ben şurada dışarıda bir düğüm
atıp bu şekilde. Şu fazla ipimi de birlikte örerek başlangıçta. Daha sonra bunu da yakacağım. 6 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6 ve şu kısma yine devam edeceğim. Bundan sonra hiçbir trabzan yapma işi yok. Sadece zincir çekip batacağım. Ne önemli? Köşelerde köşe yapacağız. 3, 4, 5, 6. Onun haricinde hep 6 zincir çekip batacağız. Köşeyi de yaptıktan sonra kapatacağım. Son bir sıra bırakacağım arkadaşlar. Şu dikiş yerini yapmak için, bunu birleştirmek için şu son sırayı birlikte öreceğim. Oraya kadar ben size söyleyeyim. 1, 2, 3, 4. 4 sıra normalde. Şuradan sayalım. Orada bir fazla sıra var çünkü. 1, 2, 3, 4. 4 sıra normalde. Ben 4'ün şurasını öreceğim, 5.'yi. Pardon, 4.'yi öreceğim. Buradan sonrasını artık takacağım. Yani 3, 3 olacak buralar. Sadece bu kısım 4 olacak. Oraya gelince anlatırım. Şu köşeyi bir yapayım da. Köşeye kadar bir gelelim, 6 tane zincirle. 3, 4, 5, 6. Sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geliyorum. Sabitledim. Şimdi köşeye geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptım. Bakın hemen sabitliyorum. Diğer yaptıklarımız gibi, şunlar gibi yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yaptım. Yine ikinciden battım. Arasından sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Köşelerde sadece 6, 7, 6 kuralı var. Daha sonra bütün hepsi 6 zincir olacak. 6 zincir yapıp batacağız. Sadece bu. Hiçbir, dediğim gibi, trabzan ya da başka bir işlem yok. 4, 5, 6 köşe yapacağız. Bir tek o kadar. Evet arkadaşlar, örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu ördüm bayağı. 3 sırayı komple, 3 tarafı bitirdim. 4. sıranın sadece şu ağza gelen kısmı, şuradan benim üst sıraya geçmeyelim, şuraydı. Buradan şuraya kadar 4. sırayı ördüm. Bunun üstüne bir beşli, şimdi normalde 6 zincir 6 zincir örüyoruz ya, bunun üstüne ben bir tane de beşli gittim şunda. Onu da hesaplayacağım. Ona göre boşluk bırakacağım. Köşe noktaya geldim. Bir tane altı zincirimi çektim. Normalde hani burada 6, 7, 6 idi ya. Şimdi onu yapacağım. 1, 2, 3 tane çektim. Bakın şimdi şurası benim 5 zincirim. Bu buradan birleşecek. Yani bir tık aşağıdan şuradan olacak. Şurayı sonra halledeceğim. Ha, bu arada örgünün tersini çevirdim. Bakın. Ters ters birbirini görecek. Dışarısı tabii ki yüzeyleri birbirine mutlaka kontrol edin. Yani şöyle monte etmeyin ama iç yüzeyler birbirine bakacak. Aynı kata gelecek. Şimdi şu benim beşli zincirim. Bu altı zincirimin köşesi, yani şuradan birleşecek. Birleştirdim ve iki zincir daha öreceğim. Sık iğne yaptım. Şuradan yapıyorduk. Şimdi 1, 2, 3 yapıyorum. Şu karşı tarafla bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Onu da bir zincir sayıyorum. 2 tane yapıp bu tarafa batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir.
Hiza olarak tam karşısına denk gelecek yere bir tane sık iğne ile bağlama ve iki zincir kendi tarafımıza yine sık iğne ile bağlama. Böylelikle hem birleştiriyoruz hem örüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 1, 2, 3 zincir. Karşı tarafa sık iğne bağlama. 1, 2 tane zincir. Ve buraya. Kendi tarafımıza. 1, 2, 3 zincir. Karşı tarafa bağlama. 1, 2 zincir daha. Burayı birleştiriyoruz. 1, 2, 3. Ay, ya hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir karşı tarafa, bir kendi tarafınıza. 3 tane zincir çekiyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Onu da dördüncü zincir sayıyoruz. 2 tane daha zincir çekiyoruz. Toplam 6 olmuş oluyor yani. Bir, iki, üç. Bir, iki. Bu da bu tarafa. Bir, iki, üç. Bu tarafa. Bir, iki. Bir, iki, üç zincir karşı tarafa. Bir, iki, bu tarafa. Bir, iki, üç. Köşeye de geleyim, sonrasını artık göstermeme gerek yok. Başlangıca kadar gelirsiniz, artık torbanın ağız kısmını ve saplarını yaparız arkadaşlar. Şimdi 6 7 6'ya geldim. İkinci zincirden sabitledim. 1 2 3 bağladım. 1 2 geliyorum. İkinci zincirden tekrar batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sabitliyorum. 1, 2, 3 yapıyorum. Karşı taraftan bağlıyorum. Yine 1, 2 yapıyorum. Kendi tarafıma geçiyorum. 1, 2, 3 yapıyorum. Şimdi göstereceğim size köşenin nasıl olduğunu. Yani köşeyi örmüş olduk. Bakın arkadaşlar, köşeyi döndük. Gördünüz mü? Hiçbir şey yok. Sadece şurada bir sıra daha 5 zincir öreceğim en üstte. O yüzden boyu kısa yani. Aynı sistemle şurayı örüyoruz, burayı örüyoruz ve buradan sonrasını artık birlikte yapıyoruz inşallah. Arkadaşlar, ben 3 köşeyi birleştirdim. Şurada hani yarım başlamıştım ya, oraya kadar geldim. Buradan mecbur ipimi kesmem lazım. Yani kesmeden yapabilir miyim düşünüyorum ama. Beşli zinciri yapacağım. Buraya geleceğim. Sık iğneyle burayı. Kesmeden yapabilirim ya. Bir deneyelim bakalım. Şimdi benim bu 6 zincirli 4 sıralık işlemim bitti. Bakın 1, 2, 3, 4, tamam. Şimdi ne demiştim? Şu en üstte bir de 5 zincirle sadece şu üst kısma bir fil öreceğiz. 2, 3, 4, 5. 5 tane örüyorum. Bağlıyorum. Şuradaki eksikliği dönüşte öreceğim inşallah. 1, 2, 3, 4, 5.
Öyle de ama yarım yarım mı olur? Bir dakika, 1, 2, 3. Olur ya, hallederiz inşallah. 5 tane zincir ördüm. Buraya battım. 1, 2, 3, 4, 5. Daraltıyorum yani artık ağız kısmını. 5 tane yapmamdaki amaç o. 4, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ağız kısmını daraltmış oluyoruz. Biraz da dikdörtgen form veriyoruz şu anda. Kareydi ya. Dikdörtgenleştireceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Şimdi bunu buraya bağladım. Bir, iki, üç. Şimdi şuraya bağlamam lazım. Şu bir öncekine bağladım. Bakın bu şuradaki yaptığım sık iğneye bir tutturdum. Çeviriyorum örgümü. Ağız kısmına 5 zincir çektiğim yere sık iğne yapıyorum. 3 tane. Hepsine 3 tane yapıyorum. Her 5 zincirin içine 3 tane sık iğne. Bir tane şöyle yavaş yapayım. Bakın. 1 2 3. 3 bittiği zaman diğere geçiyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Şimdi eksik bölüme doğru gidiyorum. Bakalım orayı nasıl halledeceğiz. Yani ip koparsam aslında daha kolay tabii bunun, ama işte bunun da ip normal ip değil ya. Yani biraz uğraştırıyor sonra temizlemesi falan. Bir de böyle bir kalınlık yapıyor yani. Mümkün olduğu kadar aslında koparmamak lazım ama mecburiyetten bazı noktalarda tabii ki koparıyoruz. Koparmadan yapabilecek miyim? Ben ona bakacağım. Evet. Şimdi şurada beşlik eksik olan kısım. 3 tane çektim. Şu ortaya bir batayım. Bir dakika, şöyle yönümü bir döndüreyim. Kafam karıştı. Bakın şimdi şuradan şuraya 5 tane zincir öreceğim. Sonra şu karşıyla bağlarım. Sık iğne yapmayı bıraktım. Bu eksik kısımda 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir alıyorum. Şuraya bağlıyorum. Eksik olan yere. Evet, doğru. Aynı zamanda şu karşıyla da bağlamam lazım. Sık iğneye doğru kaydırıyorum. Öbür tarafın sık iğnesi falan her şey tamam ya. Oraya kadar kaydırdım ipimi sık iğneyle. Ay, pardon. Geri çevirdim. Yine kaldığım yerden sık iğnelere devam ediyorum. 2 3
Şurada birleştiriyorum. Şimdiki arkadaşlar şey kısmına geldik Allah'ın izniyle sap kısmına. Ben sapı köşeden 1, 2, 3, 3 tane atlamışım. Dördüncünün üstünden bunu örmüşüm. Bura 1, 2, 3. 3 tane atlayacağım. Sık iğne yapacağım üstüne. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Bu yaptığım sık iğnenin üstüne yine bir sıra sık iğne gidiyorum. 3 tane atlayana kadar. Sap kısmının başlangıç yerine kadar. Öyle söyleyeyim. Şu an 3. deliğin üstündeyim. Şimdi 4. deliğin üstüne geldim ve artık 3 tane ikili trabzan yapacağım. 4.'ünün üstüne. Burada bağladıktan sonra, sabitledikten sonra 4. delik üstünde bakın 3 tane atladım. 1 2 3. 4. de 1 2 3 tane zincir çekip yukarı çıkıyorum. Yan yana 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 Onu da sayıyorum tabii ki ve 3. Artık buraya bakayım kaç santim arkadaşlar. Bir ölçelim. Yaklaşık 39 santim yapmışım şöyle tutmalık. İpim de çok artmadığı için şimdi kahverengi ipim de bitmek üzere bu arada. O yüzden çok uzun bir sap yapmadım ama sizin ipiniz çoksa ya da siz mesela daha uzun saplı kullanmak istiyorsunuzdur. O zaman siz artırabilirsiniz. Dilerseniz bunu 3 tane yan yana ikili trabzan değil de dörtlü trabzan, beşli trabzan daha kalın bir sap yapabilirsiniz. Yani bu biraz sizin artık zevkinize kalmış arkadaşlar bundan sonrası. Zevkinize ve açıkçası ipinizin durumuna kalmış. Benim gibi böyle kıtı kıtına yaparsanız mecbur malzemeden çalıyorsunuz. 2 tane trabzan yaptım. Malzemeden çalmak da hoş olmadı gerçi de kelime olarak. Ama şurada bir açıklık var. Şurayı sevmedim. Şurayı bir sıkılaştırmam lazım. Bakın şöyle yaptığım zaman şurada bir ayrıklık oluştu. Onun sebebi de şu araya sık iğne giriyor ya, o çok şey oldu. Geniş oldu. Onu ben şöyle bir sıkıp evet şu an tam istediğim gibi olacak inşallah. Aradaki farkı göreceksiniz. Evet gördünüz mü? Baştan düzeltmek lazım arkadaşlar. Hoşunuza gitmediği yerleri. Evet. Şimdi yukarı doğru 1 2 3 tane zincir ve yine yanına 2 tane ikili trabzan. Yani hep artık üst üste 3 tane ikili trabzan yapacağım ve sap kısmını öreceğim inşallah. Çevireceğiz. Hemen ya, döndürdükten sonra yanındaki boşluğa bir tane sık iğne yapıp zincir çekip onu da bir trabzan olarak kabul ediyorum. 2 3 çeviriyorum. 1 2 3 Bu şekilde üçlü trabzanları dediğim gibi örelim arkadaşlar. Şimdi iki sapı ölçtüm. Tam oldu. İpim de aksi gibi çok az kaldı arkadaşlar. Arasında buradan 1 2 3 4. de sap başlangıcı yaptım. 1 2 3 4 5.'ye de yani arada 4 boşluk olacak. 5.'ye de şuraya sabitleme yapacağım. Bunu da aslında yine karşılıklı trabzanları bir örerek yapacağım.
Ama ipim çok az kaldığı için öbür ipten de destek alacağım şimdi. Şunu bir şuradan bağlayayım. Şu kalsın bir. Şu iple öreyim. Yönü önemli bu arada. Şurada dönme olmasın. Dikkat edin. O 3 tane ikili trabzanın baş kısmından, uç kısımlarından yani sabitleme yapacağız. Da şunu da örmüştüm aslında. Biraz dengesiz oldu ama mecbur. İpim kalmadı. Siz daha iyi yaparsınız inşallah. Şu kalan ipleri de bağlayacağım. Evet arkadaşlar, çantamız bitti. Dilerseniz siz ipiniz varsa dediğim gibi bunu daha kalın bir sap yapabilirsiniz. Daha uzun bir sap yapabilirsiniz. Biraz da tercih meselesi. Dilerseniz bu çantanın boyutunda da oynama yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz öyle olsun. Kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olun arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.